Şimdi elleri de bir görebilir miyiz? Yağmur da başladı. O zaman beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda bize her şey seni hatırlatıyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için, her şey bu millet için, her şey birlik ve beraberliğimiz için. Evet, tüm bayraklar haydi Isparta. Bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam, bu yol çok çetin. Evet, diyoruz ya, vatana sevda yolunda, millete sevda yolunda, millete hizmet yolunda sahip çık Türkiye, yok başka Erdoğan. Karanlık aydınlıktan, yalanlar doğrulardan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar. Sen yürü reis, kargalar sürüyle, kartallar yüksek uçar. Hazır mıyız Isparta? İşte sevdalıların buluşma vakti. Şimdi tüm bayrakları görelim bakalım. Haydi Isparta! İşte Isparta, işte Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti İl Başkanımız Furkan Cemer. Isparta Belediye Başkan adayımız Şükrü Başdeğirmen. İşte gerçek belediyeciliğin mimarı, milletimizin hizmetkarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Gençlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gül bahçesi gül verir, arı konar, bal verir. Isparta kıymetini bilene gönül verir. Efendimizin remzi olan gülleriyle, güzel gönüllü insanlarıyla maruf Isparta'da bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Selçuklu'nun yoldaşı, Osmanlı'nın gözde şehri, Cumhuriyetimize giden yolda İstiklal mücadelemizin mihmandarı Isparta, maşallah Türkiye yüzyılının inşasına da öncülük ediyor. Isparta türküsünde karşıda güzel dururken kime gönül vermeli diyor. Karşıda Isparta dururken, karşıda sizler dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz. Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde %
55,5. Cumhurbaşkanlığında %58 oy oranıyla gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Sevginiz ve vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de Isparta'dan aldığımız güçle, şevkle, heyecanla Türkiye yüzyılının inşası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yılın Mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Milletimiz depremde sergilediği birliği, beraberliği, kardeşliği hamdolsun sandıkta da sürdürdü. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın. Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığın, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybederdi. Hatırlarsanız bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısıyla gerçekten çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek diğer faktörler ne olursa olsun ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım, milletimizin işini, aşını, huzurunu, güvenliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz. Şimdi meydana gelirken arkadaşlara dedim ki emniyete sorun bakalım. Şu anda alanda ne kadar Ispartalı kardeşim var? Ne dediler? 35 bin. İşte Isparta bu. Gül diyarı bu. Biz Isparta'yı sevdik. Isparta da bizi seviyor. Kardeşlerim, ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarına
sahip çıkmadan daha güçlü ve müreffeh bir toplum hayali kuramayız. Bu dönemde milli gelirimizi 3 kat büyüttük. Önümüzdeki süreçte milli gelirimizi 2 kat daha büyütebiliriz. Böylece hepimiz daha iyi refah seviyelerine kavuşabiliriz. Ama bunu oturup sadece eleştirerek veya yattığımız yerden ahkam keserek değil, çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmenin adı hayalperestlik değil, başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken, becerikli olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçirebileceği, kullanabileceği, katma değere dönüştürebileceği bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz. İşte savunma sanayi bunun örneklerinden biridir. Şu anda biz dünyada havada var mıyız? İnsansız uçaklarımızda var mıyız? Şu anda daha da yapacağız. Kızıl elmayla var mıyız? Aynen devam. Akıncımızda var mıyız? Devam. Dünyada insansız hava araçlarında ilk dördün içindeyiz. Peki bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. %20'si yerli. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Biz geldik. Bu %20'yi nereye çıkardık? %80'e. Şimdi %80 yerli. Bize tabanca vermiyorlardı, tabanca. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şu anda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasına girdik. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız Kaan'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmden müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür. Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü iddia ederek etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır. Eskiler otu çek köküne bak derlerdi. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri, ya terör örgütü yandaşlarını, ya emperyalistlerin 5. kol elemanlarını görürsünüz. Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak, hepimizin dikkatini dağıtmaktır. Geçmişte aynı şeyi toplumsal farklılıkları çatışmaya dönüştürerek, vesayetçilerin önünü açarak, terör örgütlerini kullanarak, darbecileri destekleyerek, ekonomik tetikçileri harekete geçirerek yapıyorlardı. Şimdi yöntem değiştirmişler. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Halbuki bu milletin morali Çanakkale'de 7 düvel üzerine geldiğinde çökmedi. En zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi. Rahmetli Adnan Menderes'in bedelini canıyla ödediği
demokrasi mücadelesinde yaşanan o kesintilerde çökmedi. Daha başımıza gelen nice badirelerde çökmedi. Gezisinden 15 Temmuz'una son dönemde maruz kaldığımız onca saldırılarda çökmedi. Aslında bunlara yanıldıklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar hala anlamıyor. Anlamayacaklar. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bunu anlatmaya hazır mıyız? 10 günümüz var. 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim. Tamam. Isparta'nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade safının en önlerinde yer alacağına ben inanıyorum. Şimdi sizden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki aşağıda Antalya'dan yukarıda Afyon'a kadar duymayan kalmasın. Burdur'dan duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Isparta, Torosların yiğit evladı Isparta. Bir yanını Akdeniz'e, bir yanını Ege'ye yaslayan Isparta. 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Isparta ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah sizlerle birlikte Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağız. Bunun için şu mübarek günleri gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı değerlendirmeliyiz. Bu yıl Gazze'de yaşanan katliamların üzüntüsüyle buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyoruz. Bizim hem kendi insanımız hem dünyadaki tüm mazlumlar için yapacağımız en iyi şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bunu başardığımızda artık yepyeni bir Türkiye'ye, yepyeni bir bölgeye, yepyeni bir dünyaya Allah'ın izniyle gözlerimizi açacağız. Bize bugüne kadar nice zaferleri yaşatan Rabbimiz inşallah bu güzel günleri görmeyi de nasip eder. Değerli kardeşlerim, her şehrimizde ısrarla altını çizerek ifade ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim istismarla, saplantıyla, yalanla, dolanla, kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planlarıyla, projeleriyle yatıp kalkıyoruz. Bu anlayışla Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 1394 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 14.510 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 26 adet spor tesisi inşa ettik. Ispartalı
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira tutarında kaynak sağladı. Türkiye'nin sağlıkta en önemli projelerinden olan şehir hastanelerinden birini Isparta'da hizmete sunduk. Şehrimize 845 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplam 1290 yataklı 12 hastanenin de aralarında olduğu 35 sağlık tesisi kazandırdık. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne 50 yataklı bir ek bina yapıyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne kadın doğum hastanesi ve engelsiz diş hastanesi açtık. Tokeli ile 5348 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 539 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 9.982 adet konutu ve ticari alanı dönüştürdük. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %39'una hizmet verilirken bugün 8 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %87'sine hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 3'ünün yapımını tamamladık. Birinin inşası sürüyor. Diğer ikisinin proje çalışmalarına devam ediyoruz. Isparta'nın 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 241 kilometreye çıkardık. Isparta şehir geçişi alt geçitli kavşağını, Isparta Eğirdir yolunu, Isparta Keçiborlu yolunu ve Keçiborlu Dinar yolunu tamamladık. Isparta Burdur yolunun yapımına devam ediyoruz. Isparta Konya yolunun 17 kilometrelik kısmının ihalesine 29 Mart'ta Isparta Eğirdir Kışla Kavşağı ve Şünür Yeni Otogar Kavşağı'nın ihalesine 26 Mart'ta çıkıyoruz. Antalya Dereboğazı Isparta yolunun kalan 68 kilometrelik kısımdaki 8 adet çift tüp tünel ve 12 adet çift köprü için proje çalışmalarını tamamladık. Kısımlar halinde ihalelerini yapıyoruz. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur mevcut demir yolu hattını modernize ediyoruz. Süleyman Demirel Havalimanımızı yeniledik. Şehrimize 21 baraj, 8 gölet ve 145 taşkın koruma tesisi inşa ettik. 9 barajın 1 gölet ve 12 sulama tesisinin yapımına devam ediyoruz. Hizmete verdiğimiz 69 sulama tesisiyle 500 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren tesislerle 47 bin dekar zirai araziyi de sulamaya açacağız. Ispartalı çiftçilerimize 25 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdi. Sanayide üniversitemizin ve sanayicilerin el ele vererek teknoloji üretmeleri için şehrimize bir teknopark kurduk. İstihdamı desteklemek için Ispartalı işverenlerimize 1,5 milyar lira prim teşviği verdik. Enerjide Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Kuleönü, Sav, Senir, Senirkent, Şarki Karaağaç, Uluborlu ve Yalvaç'a doğal gaz arzını sağladık.
Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak video yayınla sizlere sunalım. Güllen şehri Isparta 21 yıldır hizmet ve eserlerle kalkınıp geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Isparta'da sağlık altyapısı şehir hastanesiyle güçlendi. Kente inşa edilen sağlık tesislerinin standardı yükseltildi. Vatandaşa kaliteli sağlık hizmeti sunuldu. Aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerle Ispartalılar hak ettiği sağlık hizmetlerine erişti. Isparta'nın geleceği çocuklar için yeni okullar, yeni derslikler yapıldı. Eğitim kalitesi artırıldı. Okullar modern araç gereçlerle, laboratuvar ve kütüphanelerle donatıldı. Isparta'ya 2. Devlet Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kuruldu. Üniversitelerin kapasiteleri artırıldı. Öğrencilerin barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurtlarının sayıları ve imkanları zenginleştirildi. Kente gençlik ve kültür merkezleri kazandırıldı. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek için hep daha çok çalışmamız, daha çok terlememiz, daha çok üretmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ettik. Isparta'nın spor altyapısı desteklendi. Birçok branşta sportif imkanlar artırıldı. Futbol, kayak, dağcılık, doğa sporları gibi birçok alanda destekler verildi. Şehre yeni spor kompleksleri kazandırmak için çalışmalar sürüyor. Isparta bölümlü şovlarla Türkiye'nin diğer kentlerine bağlandı. Kavşaklar, geçitler, il yolları inşa edildi. Yeni yollarla şehir içi trafik de rahatlatıldı. Şehirdeki demir yolları hatları yenilendi. Süleyman Demirel Havalimanı'nın kapasitesi atılan adımlarla artırıldı. Memleket benden sorulur, Isparta benden sorulur, ecdadın emaneti benden sorulur diyerek gül kokulu bu toprakları İşgalcilere çiğnetmeyen yiğit şehir Isparta. TOKİ, Isparta'ya depreme dayanıklı, konforlu sosyal konutlar inşa etti. Kentin konut stoğu güçlendirildi. Kent millet bahçeleriyle süslendi. Şehirdeki kamu binaları yenilendi. Isparta'da tarımsal faaliyetler de desteklendi. Barajlar, göletler, sulama tesisleri yapıldı. Kentte doğal gaz ağının genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Gecemizi gündüzümüze katarak ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Isparta'da yaşamış medeniyetlerin miraslarına sahip çıkıldı. Eserlerin geleceğe doğru bir biçimde ulaştırılması için restorasyon çalışmaları başlatıldı. Vakıf eserleri ve kültür varlıklarını korumak için adımlar atıldı. Çevresi değişen Isparta, Türkiye yüzyılındaki yerini almak için kesintisiz büyümeyi sürdürecek. Gönül medeniyetini, gül medeniyetini İplik iplik, nakış nakış halılara dokuyan Isparta. Isparta'yı görüp de aşık olmamak mümkün mü? Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim için en büyük mükafat insanlarımızın gönüllerinden kopararak söze döktükleri Allah razı olsun duasıdır. Yaptığımız eserlerle gök kubbede hoş bir seda bırakmadıktan sonra siyasetin, hükümetin, unvanların ne önemi var? Hep medeniyet diyoruz. Medeniyet davası diyoruz, değil mi? Medeniyet İçi boş kavgalarla, kimseye faydası olmayan polemiklerle, ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez, geliştirilmez, deste deste dolarlarla. Öyle mi? Nereye gidersin? İşte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ben Ispartalı kardeşlerime, İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak onları da dikkatle
uyarmalarını istiyorum. Öyle mi? Uyaracağız. Ecdat, gece gündüz harama uçkur çözmeden, harama eyvallah etmeden helalinden kazandılar, helalinden yediler. Ve böyle ter döktüler. Şimdi Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in bu topraklarda vurduğu her mührün, miras olarak bizlere emanet ettiği her bir eserin gerisinde işte böyle zorlu bir mücadele var. Ne diyor o güzel Isparta türküsünde? Bakalım bilecek misiniz? Bahçelerde pazı olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü... Eyvallah. Evet, ecdadın bize bıraktıklarıyla yetinmeye kalkarsak, milletçe bu vatan topraklarındaki ömrümüz az olur. Sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceğiz ki devraldığımız emanetin hakkını verelim. Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler. Tabii birileri hiçbir iş yapmadan, hiçbir eser ve hizmete imza atmadan, sadece eleştirerek, sadece hata yapılmasını bekleyerek siyaset yaptığını sanıyor. Bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin hasbel kader yönetimlerini ele aldıkları şehirlerimizi nasıl geriye götürdüğünü çevrenizdeki örneklere bakarak sizler de görüyorsunuz. Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öte gitmiyor. Şimdi hazır mıyız? Çünkü bir taraftan rahmet de geliyor. Hazırız. Şöyle kaldıralım ellerimizi. Tek millet. Az oldu ya. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdi belediye başkan adaylarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Onlara sahip çıkmanızı istiyorum. Şu anda AK Parti Isparta İl Başkanımız Furkan Cem Er. Buraya, buraya, buraya. Geleceksin. Gelsin. Isparta Belediye Başkan Adayımız Şükrü Başdeğirmen. Isparta Belediye Başkan Adayımız Şükrü Başdeğirmen. Aksu Belediye Başkan Adayımız Veli Kahraman. Aksu Veli Kahraman. Vatandaşını gerçekten seven
Atabey belediye başkan adayımız Serdar Pehlivan. Atabey Serdar Pehlivan. Eğirdir belediye başkan adayımız Mustafa Özer. Eğirdir Mustafa Özer. Gelen dost belediye başkan adayımız Mehmet Sezgin. Gelen dost Mehmet Sezgin. Gönen belediye başkan adayımız Mustafa Kaya. Gönen Mustafa Kaya. Keçiborlu belediye başkan adayımız Yusuf Murat Parlak. Keçiborlu Yusuf Murat Parlak. Senirkent belediye başkan adayımız Kadir Heybeli. Senirkent Kadir Heybeli. Sütçüler belediye başkan adayımız İsmail Yurdabak. Sütçüler İsmail Yurdabak. Şarkı Karaağaç belediye başkan adayımız Ali Göçer. Şarkı Karaağaç Ali Göçer. Uluborlu belediye başkan adayımız Ahmet Oğuz Bakır. Uluborlu Ahmet Oğuz Bakır. Yalvaç belediye başkan adayımız Sürmeli Yağcı. Yalvaç Sürmeli Yağcı. Yenişar Bademli belediye başkan adayımız Mehmet Özata. Yenişar Bademli Mehmet Özata. Şimdi de belde belediye başkan adaylarımızı takdim ediyoruz. Belde belediye başkan adaylarımızı takdim ediyoruz. Büyük Kabaca Hasan Arıkan, Çarıksaraylar Özcan Turhan, Çiçekpınar Metin Akbulut, Güneykent Metin Kutsal, Hüyüklü Ahmet Kelek, Kuleönü Nuri Erdoğan, Sarı İdris Osman Özdemir, Sağ Yahya Öztürk, Senir Ömür Yorulmaz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Yusuf Ziya Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek,